Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli öğrenci arkadaşlar, biz yine nahve devam ediyoruz. Biliyorsunuz biraz kuralların aksine giderek, daha doğrusu aksine değil, avamile ve izhara göre aksine gidiyoruz. Çünkü o en son iradı işlemiş. Ama biz yani kafiyeye göre değiliz. Yani böyle muhtemel bir şey var. Bir defa şunu mutlaka ifade etmek lazım. Darabe Zeydün Amran. Yani Zeyd Amr'i vurdu. Biliyorsunuz anlattığımız kurallara göre darabe'ye ne diyorduk? Amin. Değil mi? Zeydüne mamul. Mamul. Amrene ona da mamul. Yani üzerinde bir iş yapılıyor. Darabe bir iş yapıyor. Nerede? Hem Zeyd'de hem de şeyde. Şu ikisine de bakın. Bu ikisi birlikte amel. Yani yapılan iş bu. Diğer adı da irab. İşte bunu tanımaya çalışıyoruz biz. Yani bunu halletmedik mi Arapça yürümez. Yani mesela Zeydün Katibun. Bak. Zeydün Katibun. Şimdi bu mübteda, bu amil. Anladın değil mi? Şey, amil değil bu. Çok enteresan. Bu da haber ama ikisi de ötre. Yani bu amel var burada. Bununki ne peki? İleride göreceğiz. Burada amil manevi. Ona anlatacağız. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Amil, mamul, amel. Veya amil zaten amil, mureb olan kelime ve irab. Bu konuda en güzel tasnif, hele hele Türklerin anlayacağı şekilde İmam-ı Bilgili'nin avamilde ve izharda yaptığı tasniftir. Biz izhardaki tasnifi esas alacağız. Ve sayfa 164'ten itibaren ama tamamını aynen tatbik etmeyeceğiz. Tamam mı? Yani orada bu anlattıklarımızın hepsi olacak. Hatırladınız mı? Yani bu amil, yani irabın önce çeşitlerini gördük. Hatırlar mısınız? Yani bir defa her ne kadar biraz sonra gelecek ama ben bir şey nakledeyim. Yani bu çok önemli. Bir defa irab deyince aklımıza 4 tane kelime gelecek. Refi, yani merfu olma. Ondan sonra nasb, bunun arkadaşı da mansup değil mi? Ondan sonra cer, yani bunun arkadaşı mecrur. Ve bir de cezm. Bu dördü şemsiye kelimeler. Anlatabildim mi? Şemsiye kelimeler. Ama mahiyet itibariyle de bunların içinden gelecek olan şeyler kaç tane? 10 tane. Saygıt geçenler. Nedir o 10 tane? Ya harekedir. Hareke derken bak yazalım. Nedir hareke? Mesela bunda dammedir. Bunda nedir? Fethadır. Bunda kesredir. Yani bu irabın muğreb olan kelimeler bu 4 hale giriyor. Bu 4 halin işaretleri yani irab da ya harekedir. Öyle değil mi? Hareke kaç tanedir? 3 tanedir. Yani damme, fetha, kesre. Öyle mi öyle değil? Şimdi ikincisi nedir? Harfler de 4 tane. Ya vav'dır. Genellikle bu nedir? Refi alametidir. Ha. Veya eliftir. Öyle değil mi? Elif. Veya ya'dır. Elif bıraktı olmuyor. He? Konuşacağım. Çok acele etme. Ha. Veyahut da nedir? Anlatabilir. Nundur. Çünkü yani bir şeyin fiil-i müzari'in muhrep, merfu olmasının işareti nedir? Sonuna nun gelmesi. Yadribune, yadribani gibi. Ancak bu elif bazı yerlerde refi alametidir. Mesela tesniyeler.
tesniyeler bunların refi alameti olduğu en önemli yerdir. Ona geleceğiz. Fazla şey yapmayalım. Onlar ayrıntılar onlar. Biz şimdi genel olarak yazıyoruz. Demek üç tane şu refi nasbın, bak bununkine bir tane daha düştü, onu da yazalım, elifi de yazalım. Çünkü bunun hakkı arttı, üç tane oldu. Ama biz onu hesaba katmıyoruz. Peki, üçüncüsü de haziftir. Hazif ne? Ya harekenin hasfidir. Bura çok önemli. Harekenin hasfi, yani sükun. Bak, önemli bu. Lem yadrib, lem yansur, sükun. Ona bu hareke hasfi diyoruz. Veya nunun hasfi, bu gidince nunun hasfi, hasfün nun, tamam mı? Hasfün nun. Veya çok enteresan, bu da fiile has, bu Türklere has bir kelime. Araplar bunu kabul etmez. Araplar bu cümleyi kabul etmez. O da nedir? Son harfin hasfi. Fiilin son harfinin. Nasıl hocam? Mesela darabe yadribu'yu biliyoruz ama gaza yagzu'yu bilmiyoruz. Gaza yagzu. Tamam mı? Şimdi burada başına lem geldiği zaman vav düşüyor. Yani hasfu el harfin ahir. Son harfin düşmesi. Tamam mı? Yani nasıl? Başına lem geldiği zaman lem yahzü oluyor. Bu Araplarda yoktur. Bu Türklere has. İmam bir gibi anlatmış bunu. Yani Osmanlı'nın veliyullah alimlerinden biri. Enteresan bir adam. Anlatabildim mi? Yani burada gaza yahzunun son harfi düşüyor. Cezim alameti olarak. O zaman arkadaşlar kaç tane ref'in dört işareti var? Dört irab işareti. Nasb'ın bir şey daha yanlış yaptık. Bu da çok önemli. Bir de cem-i müenneslerde kesre de bu işaret. Tamam. Kesre de bu işaret. Bu da çok önemli. Peki cerde gayri musarıfsa kelime, uzun uzun anlattık geçen derste, fetha de bir işaret. O zaman ref'in dört tane işareti var. Nasb'ı üç tane var. Şunları parantezine alalım ki, çünkü bunlar şey değil o kadar. Yani ikinci derecede bunlar. Yani ondan sonra cerrin üç tane var, cezmin de üç tane var. Ama asıl olan irabın çeşitleri 10 tane. Anladık mı bunları? Anladık. Şimdi bu 10 tanenin nerede nasıl kullanıldığına bakacağız. Onlara aslında kısmen anlattık. Nedir o? Yani kullanıldığı yer itibariyle, mureb kelimeler itibariyle irabın taksimi. Neydi birincisi? Sadece harekelerle olan taksim. Bak, harekelerle irab olanlar. Sadece hareke. Veya sadece harfler. Veya hazifle beraber hareke. Veya hazifle beraber harfler. Şimdi bunun dördünü de açıklamamız lazım. Esas tatbikat bu. Ama merak etmeyin. Mureb kısmında bunları tekrar edeceğiz. Bu sadece genel bir tasnif. Oldu mu? Anlatabildim mi meseleyi? Yani ama mureb kısmında Allah'ın izniyle hepsini anlatacağız. Ne demek? Sadece harekelerle, yani şun elif şey, yani şu birinci grupla, sırf harekeyle olan şeyler, bunlar da kendi içinde gruplara ayrılıyor. Bir, üç harekeyi de tam alanlar. Yani ne demek? Birbirinin yerine vekil falan gelmiyor. Yani ne demek bu? Şu demek, refi halinde damme, nasb halinde fetha, cer halinde kesre gelenler. Peki bunlar hangileridir? Bir, müfret isimler. Bak, müfret isim dediği, yani örnek veriyorum. Şimdi ca'e zeydün. Öyle değil mi? Bakın, refi halidir, faildir ve damme gelmiştir. Yanlış mıyım?
Şimdi nasartu zeyden, hep darabtu vurmayalım ya, vurmak da olmaz. Zeyden, anlatabildim mi? Yani zeyde yardım ettim. Bak burada da fetha gelmiştir. Merartu bi zeydin, zeyde bir uğradım. Zeyde bir uğradım, anlatabildim mi? Burada da kesre gelmiştir. Demek ki üç harekenin üçünün de geldiği birinci yer hani neymiş? Bütün müfret kelimeler. Müfret kelime derken isim tabii ya. Fiiller değil. Fiillerin durumu farklı. Fiillerin durumu farklı. İsimleri kastediyoruz. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? İkincisi, bu da çok enteresan. Aynen bunun gibi, aynen bunun gibi buna müfret isim diyoruz. Bir de cem'i mükesserler. Biliyorsunuz bunu anlatmıştık uzun uzun. Irregular plural isimler. Yani düzensiz çoğullar. Hatırladın mı hanım kızım? Anlattık onu. Şimdi bunlar örnek olarak racülünün çoğulu olan rical gibi. Cazeydünden ricalün şeklinde gelir. Tamam mı? Aynen yani devam ettirirseniz. Nasartu zeyden de ricalen olur. Tamam mı? Merartu bi zeydin de ricalin olur. Aynen müfret olan isim. Görüyor musunuz? Olay bu kadar basit. Bütün cem-i mükesserler ve bütün müfret isimler ama munsarif olmak şartıyla. Al sana bir dert daha. Bunu anlattık. Munsarif ne demekti? Bütün harekeleri alabilenler. Bir de gayrimunsarif vardı. 9 sebepten ikisi bir kelimede birleşince asla kesreyi kabul etmiyordu. Ne gibi mesela? Alemlikle fiil kalıplığı birleşen Ahmet kelimesi gibi. Tamam, ca'a Ahmedu diyorsun. Tenvin kabul etmez o. Gayrimunsarif kelime çünkü. Ra'eytu Ahmed'e de diyebiliyorsun. Yine tenvin kabul etmez. Ama merartu bi ahmedi diyemiyorsun. Merartu bi ahmede. Çünkü onun kesr hali neyledir? Fethayledir. Ona gelecek o. Burada munsarif olanları düşünüyoruz. Ama munsarif da gayri munsarifi tarif olarak ezberlememiz lazım. Tekrar edelim. Munsarif isim demek hem tenvin hem de kesreyi kabul eden isimler. Gayri munsarif isim demek 9 sebepten birisi, ikisi kendisinde bulunduğu için o 9 sebebi geçen hafta uzun uzun anlattık. Anlatabildim mi? Bulunduğu için kesre ve tenvin kabul etmeyen isimler. Hem cem-i mükesserden var böyle, hem de müfret isimden var. Şimdi anladık mı? Neredeyiz? Şuradayız. Tam hareke alanlarındayız. Öyle değil mi? Neymiş bu tam hareke alanlar? İki grup isimmiş. Biri müfred isimler, biri de cem-i mükesserler. Ama munsarif olmak şartıyla. Şimdi geliyoruz ikinci çeşidine. Bu da çok önemli. Yani nedir o? Harekelerle eksik muğreb olanlar. Ne demek eksik muğreb? Üç harekeyi tamamını kabul etmiyor. Birisi eksik. Mesela refi halinde dammeyi kabul ediyor ama cer ve nasb halinde sadece fethayı kabul ediyor. Kesre kabul etmiyor. Nedir o? İki gruptur bunlarda. Birisi gayrimunsarif isimler. Misal verdik ya. Yani merartu bi ahmede değil mi? Yani bu kesreyi kabul etmiyor. Bunu anlatabildik mi? Çok önemli bu. Ha, iki grup. Demek eksik irab, nakısul irab diyor. Yani eksik irab, eksik irab demek yani harekelerin hepsini kabul etmiyor. Bunlar da iki grup isim. Bir, gayrimunsarif isimler. Biraz önce söyledik. Kesreyi kabul etmez. Diğeri hangisi? Bunu ezberlemeniz lazım. Cem-i müennes salimler. Bunu da cem'i anlatmıştık. Kurallı cem-i müennesler. Yani dişilerle alakalı cemiler. Bu neyi kabul etmiyor? Bu da fethayı kabul etmiyor. Hem ref nasb hali hem de cer hali kesreyle oluyor.
Mesela örnek verelim. Bakın şuradan örnek verelim. Sonra da sileriz. Bitirelim bu noktayı. Mesela caet. Caet tabi müennes olduğu için mufteriyatün. İftiracı kadınlar geldi. Tün. Ra'aytü mufteriyatin diyorsun. Bakın. Ten değil ha. Tamam mı? Fetayı kabul etmiyor bunlar. Yani müfteri kadınları gördüm. Ve merartu bi mufteriyatin. Ve müfteri kadınlara geçerken uğradım. Niye iftira ediyorsunuz diye. Anlatabildim mi? Ha, şimdi anlatabildim meseleyi. Demek ki nakıs irab, harekete bu söz konusu bak. Harfte değil. Harekeler. Üç tane hareke var elimizde. Damme, fetha ve bir de kesre. Bunlar da bir tam irab grubuna girenler. Bunlar iki grup. Tamamını göreceğiz bunları. Hiç moralinizi bozmayın. Ama bu taksimi vermeden de anlatamayız. Bana göre İmam Birgibi çok isabet etmiş bunu. Çok güzel tasnif etmiş. Daha neler gelecek? Hepsini anlatacak. Dolayısıyla demek ki eksik nakısul irab olanlarda bir gayrimunsarif isimler. O neyi kabul etmiyor? Kesreyi kabul etmiyor. İki cem-i müennes salimler. O da fethayı kabul. Oldu mu? Oldu. Şimdi geldik ikinci gruba. Ne demek ikinci grup? Ha? Yo. İkinci gruba geliyoruz. Yani ne demek? Dört grup vardı ya. Sırf harfler, sırf harekeler. Anlatabildim mi? Harekeyle beraber hazifler, harekeyle beraber harfler. Onu kastediyoruz. İkinci gruba geldik. Bunlar da yine iki gruba ayrılıyor. Ne demek harekeyle beraber? Sırf hareke ile olan iraplar bunlar. Ne demek? Hemen aklımızı başımıza alalım. Vav, elif, ye, nun. Anlatabildim mi? Ha? Sadece harfler. Sadece harf olanlar. Anlatabildim mi? Ha, şunu siliyoruz. Dur bir dakika. Silecek bir şey var. Şurayı silelim. Bu böyle kalsın. Yani şu. Bunu da silelim. Onu da silebiliriz. Artık onu ezberlemeniz lazım. O basit bir şey. Tamam mı? Sadece harekeyle irab olanlar. Bunlar da ya üç harfi de alanlar. Anlatabildim mi? Nedir bunlar? Burası çok enteresan. Herhangi bir kelimeye ama ya-i mütekellim olmamak şartıyla. Bak önemli. Hocam ya-i mütekellim ne demek? Mesela Rabbi, o ye benim Rabbim demek. Ona ya-i mütekellim diyoruz. Ama ya-i mütekellim müfret. Anlatabildim mi? Müfret. Şimdi ona muzaf olmamak şartıyla muzaf olan altı ismin tamamı. Anlatabildim mi? Bu altı isim nedir hocam? Hepsini anlatacağız ama örnek vereceğiz. Altı tane isim var. Bunlar üç harfi de alır. Nedir bu altı isim? Benim ezberlediklerimi söyleyeyim. Eb, Eh, Eh, ondan sonra He? Yok, hayır. Ehu, Ebu, Fem. He? Fem, tabii. Hem, Hem. Söyleyin daha akla getirin. Dur bir dakika, burada vardır. Bu kardeşimiz bizim her şeyi getirir. Ulan geçelim, burada zikretsene. Biz hepsini ezbere mi biliyoruz kardeşim? Eskiden ezberlerdik. Nerede ezberleyelim? Sak diyor, bir dakika. Tamam da hiçbiri yok vallahi. Önemli değil, bu kadar yeter. Teker teker anlatacağız. Anlatalım. İstersen ben bakayım, canımızı sıktı çünkü. Canımızı sıkınca anlatalım yani. Fil amin. Mureflere bakacağız. Ha, mamur. Bir dakika. Mef'ul-i mutlak, fiil-i müzari, mezzum, müstesna. Bir dakika.
Tam İrab. Ha şu. Eb kelimesi, ebuhu, ehuhu, hamuha, henuhu, fuhu, zumali. Tamam mı? Zumali ile henuhu'yu unutmuşuz. Eyki unutmuşuz. Zu'yu unutmayalım. Tamam mı? Zu, henu unutalım. Tamam. Hen kelimesini unutalım. Boş ver. Şimdi bunlar ama muzaf olacak. Muzaf olmazlarsa ve mütekellim yasına muzaf olmayacaklar. Yani birkaç çeşidi var. Örnek verelim. Ce'e ebuke. Görüyor musun? Yani vavla merfu oldular. Öyle değil mi? Refi alameti vav. Ra'eytü ebake. Bak burada elifle mahsup oldular. Merartu bi ebike. Tam bu. Babana uğradım. Orada ya ile ne oldular? Mecrur oldular. Şimdi bilmem anlatabildik mi bu? Bu kadar zaten. Yani harflerle tam irab kuralı işleyen yer 6 tane isim. Eb kardeş demek. Eb baba demek. Eh kardeş demek. Fem ağız manasına. Hem yani kadının kayınpederi tarafından olan dülürü. Anlatabildim mi? Yani o manaya. Zu da sahip demek. Biliyorsun zu müfredidir. Bir de çoğulu vardır. Uli. Uli elba akıl sahipleri demek. Oldu mu? Demek ki yani bunlar çok önemli. Zu kelimesi. Ce zu ilmin. İlim sahibi geldi. Ra'eytu za ilmin. İlim sahibini gördüm. Merartu bizi ilmin, ilim sahibine uğradı. Dikkat edersen, üç harfin de, üçü de tam kurallı olarak kullanılıyor. Var mı bir itiraz? Yok itiraz. Olsa da zaten yanlış olur. Aynı şekilde harflerle irabın ikinci kısmı da eksik irablar. Yani ne demek eksik irab? Yani bazen cer, bazen nasb halinde Y veyahut da elif kullanılmıyor, farklı şeyler kullanılıyor. Bunun da, yani ne demek bu? Refi hali vav, burada şüphe yok. Ama nasb ve cer hali ye ile. Bunlar neymiş bakalım? Bir, cem-i müzekker salim. Ne gibi? Ce'e muslimun. Bak yazmıyorum. Cem-i müzekker salim. Yazabilirsiniz. Ra'eytu muslimine. Bak, elif yerine ye geldi. Merartu bi muslimine. Yine ya yerine ye geldi. Demek ki refi halinde vav ama cer ve nasb halinde ye. Eksik olduğunu gördünüz mü? Ne kadar güzel izah etti. Peki başka ne var? Başka ne var? Başka mesela tesniye var. Tesniye de aynı dertte. Nasıl tesniye? Tesniyede vav yerine refi halinde elif geliyor. Anlatabildim mi? Mesela ca'ani raculani. İki kişi geldi. Orada elif refi halindedir. Ra'eytu raculeyni. Bak. Nasb halinde ye gelmiş. Merartu bi raculeyni. Bak cer halinde de yine ye gelmiş. Bu ikisi. Cer-i müzekker ve cem'i, cem'i değil de tesniye. Cem'i müzekker salim ve tesniyelerde tamam değişik gelebiliyor, farklı gelebiliyor. Demek ki eksik harf irablısı. Öyle diyoruz biz. Var mı bir itirazı olan? Yok. Hocam tesniye müennes müzekker. Ha? Tesniyenin mühendisi ve müzekkere. Hepsi can. Aynen. Tabii. Veya şöyle de olabilir. Yani bu da çok önemli. Şimdi o da yani refi halinde elif, cer, nasb onu anladık. Tesniyeyi de anlattık. Evet bu kadar. Mesela anlaşıldı. Var mı bir itirazı olan? Var mı?
itirazı olan yok. Geldik ikinci taksimin üçüncü grubuna. Hem hareke hem de hasfin işlediği muhrepler. Hem hareke, arkadaşlar hazif dediniz mi fiilden başkasında olmaz. Bir defa bunu ezbere tutun. Fiilin temel özelliği irab alametlerinden hazif sadece onda işler. İsmin özelliği nedir bilir misiniz? Bir, tenvin sadece isme mahsustur. Bir de kesre ve cer işaretleri sadece isme mahsustur. Bunlar önemli. Ama fiil asla, anlatabildim mi? Hazif sadece, hazif dediği yani nun'un hasmi vesaire vesaire. Demek ki üçüncü grup harekeler ve hazif. Bakalım bu neymiş? Bu da sadece tam irab olur diyor. Burası da çok enteresan. Çünkü bu iki kısım. Mahsuf olan ya harekedir veya harftir. Mahsuf olan hareke olursa ne diyoruz biz ona? Sakin diyoruz. Mesela yadribu. Değil mi? Yadribu. Yadribani o harf mesela değil. O harfle olan hazif. Ona girmiyoruz. Yadribu ve bir de nedir? Şeydir. Nedir? Lem yadrib. Sükundur. Misal veriyor. Birinci grup harf olan ise tesniyeler ve cemiler biliyorsunuz. Lem yadriba oldu mu nun hasbedilmiyor. Yadribani oldu mu hasbedilmiyor. O harf olan, harf ve hasf olan. Şimdi biz hem hareke hem de hazifle muhrem olan kelime. Nedir o fiil-i müzaridir? Bana göre bu taksime de gerek yok. Anlatabildim mi? Hepsi fiil-i müzaridir. Ha, nedir o? Hemen görüyoruz. Eğer sonuna zamir bitişmemişse bir fiil-i müzariyim ve de sıfat da değil, şey de değilse, ne derler, sahih fiilse, sahih fiil dediği illetli fiiller farklıysa, farklı çünkü, o zaman refi hali dammeyle, misal verelim, yansuru, yansuru sahih bir fiil, illetli bir harf yok. Ayrıca, öyle değil mi, sonuna da bir zamir bitişmemiş. Ne demek zamir bitişmek? Nasar tü gibi. O zaman sükun üzerine mebni oluyor. Yani mecburen öyle oluyor. İşte nasar tü diyorum. Yani durum farklı, özür dilerim. Mesela tansurine. Bak orada durum farklı. Şimdi nasp hali nasıl oluyor? Fethay. Len yansura. Yani fiil-i müzariye anlatıyoruz. Bunları gördük. Ama cezm hali harekeyi ne yapıyoruz? Sükun yapıyoruz. İşte. Lem yadrib veya lem yansur. Demek ki çok basit bu yani. Sadece hareke ve hasf olanlar fiil-i müzari. Öteki de öyle. Hem harf hem de hazif gelenler. O da fiil-i müzari. İkisini birbirine katabilirsiniz. Evet. Şimdi ikincisi ise bu yine Türklere göre yine müzari ama sonu illet harf. Mesela gaza yagzuyu misal verdik. Bu Türkler için, Araplar için değil. Sonunda vav var. Üç tane illet, hastalıklı harf var. Elif, vav, ye. Bunun üçü bir fiilde bulunduğu zaman onlara illetli fiiller diyoruz. Hastalıklı fiiller. Yani ne demek? Çekiminde farklılıklar var. Göreceğiz. Bunları hiç konuşmayın. Maksutta göreceğiz bunu. Sarfta göreceğiz. Peki burada ne var? Refi hali damme ile yahzu gibi, nasp hali fetha ile len yahzu gibi ve cezmi de solunun hasfi ile. Yani lem yahzu gibi. Evet. Sayfa kaç? Sayfa 168'de. Bütün bunlar tabii misalleri yok. Anlatabildim mi? Ama her şey var. Her şey var. Şimdi birinciyi işledik, ikinciyi işledik, üçüncüyü işledik. Neydi? Dördüncüye gel. Neydi dördüncü? Hem harf hem de hasfin irab olarak kullanıldığı kelimeler. Yine fiil-i müzari. Merak etmeyin. Yani hepsi fiil-i müzari. Fiil-i müzariyi ezberleyeceksiniz. Nedir? Ben size söyleyeyim. Hiç bu ayrıntıya girmeyin. Bütün bölümleri anlatayım. Fiil-i müzari. Bir. Sonuna zamir gelmez. Anladınız değil mi? Ve tesniye ve cemi olmazsa,
bu üç şartla. Refi hali dammedir, nasb hali fethadır. Eğer illetli fiilse, özür dilerim, cezm hali de sükundur. Bu kadar. İkincisi, eğer tesniye veya cemi ise, refi hali nunun gelmesidir. Yansurani, yansurune gibi. Cezm ve nasb hali de nunun düşmesidir. Bu kadar. Çok basit. Yani fiil-i müzariyi ezberlediniz mi? İlla bu bölümleri teker teker ezberlemenize gerek yok. Bu kadar basit. Şimdi sonuncuyu görüyoruz. Sonuncu dediğim biraz önce anlattığım. Bu da layık ancak eksik irab olur. Niye? Çünkü refi halinde nunun gelmesi, cezm ve nasb halinde nunun gitmesi. Fiil-i müzariyin tesniye ve cemiinde. Bu fiil-i müzari. Konuştuk işte. Aynen. Tamamı 9 çeşit oldu. Böylece biz yer itibariyle geldikleri mu'rab kelime itibariyle irabı 4 ana gruba ayırdık ve anlattık. Allah hayırlı eylesin. Evet. Az kalmış. Şimdi yapacağız. Önümüzdeki ders yeni bir mevzuya başlayacağız. Oldu mu? Onun için şimdilik keselim. Haydi bakalım. Söyledik ama İmam Birgiri ayrıca anlatıyor. Çeşit itibariyle irab 4 çeşit. Yani bunu ben genel olarak dedim. Hatırladınız mı? Nedir o? Şu işte. Refi, nasb, cer ve cezm. Anladın mı? Bunu anlatıyoruz yani. Çeşit itibariyle. Şimdi bunlardan da teker teker önemli bir özellik zikrediyor. Yani diyor ki şunun ikisi, bu çalışmıyor. Şunun ikisi, yani ref ile nasb, hem isimde hem de fiilde geçerli. İkisi de. Nedir o? Bu sükun şeyi kaldırmıştık. Sükunu kaldırdık. Cezmen koyacak. Cezmen koyacaktık. Tabii. Orada bir hata yapmışız. Düzelteceğiz. Aferin sana. Harekenin hasfi. Değil mi? Şimdi dikkat ederseniz bunun ikisi hem isimde hem fiilde olabiliyor. Fiil de mansub olur. İsim de mansub olur. Fiil de merfu olur. Aynı zamanda o da mansub olur. Ama cer sadece isimde. Yani fiilde cer yok. Cezimde sadece fiilde. O da fiil-i müzariyle. Anladık mı burasını? Bu kadar. Şimdi burada bir de şeyi anlatıyor. Bu da güzel bir gelişme. Refi alameti 4 tane. Bak, refi alameti 4 tane. Nedir o refin alameti? Dammedir, vavdır, eliftir, bir de nundur. Biliyorsun fiilin ref hali neyledir? Nunladır. 4 tane refi alameti var. Yani bunu hep söyledik. Şunu söyleyeyim. Hepsi birbirinin tekrarıdır. Ama sizin faydanızadır yani bunlar. Sizin faydanıza. Şimdi bu da çok önemli. Nasbin alameti de 5 tane. Bak. 1 fetha, 2 kesre, 3 elif, 4 ye, biliyorsun tesniye ile cem-i müzekkerde, 5 nunun hasfi. Hasfi nun. Bu da nasb alametleri. 5 tane. Fetha belli. Ra'eytu raculen. Kesre belli. Ra'eytu nufteriyatin. Cem-i müennes salih. Değil mi? Elif belli. Elif belli. Nedir mesela elif? Elif oluyor mu ki? Elif tabii. Elif de şey. Nerede peki elif? Esma-i Sitte'de. Ra'eytu ebahu. Babasını gördü. Elifle ya. Hatırladınız mı? Tam harf irabiyle olan 6 isim vardı ya. El, eh, hem ve benzerleri. Ondan sonra ye nerede? Ye de hem tesniyede hem de cem-i müzekker salimde. Ra'eytu raculeyni, ra'eytu muslimine. Aynı. Peki hasbin nun nerede? O da fiil-i müzarihde. Lem yadriba nun düşüyor. Lem yadribu nun düşüyor.
Hem cemilde hem de tesniyede. Çok basit. Yani biraz öncekinin tekrarı. Ha bir de şunu ifade edeyim. Cer alameti kaç tane? 3 tane. Bir kesre. O zaten nenemin baş bildiği bir şey. Ra'aytu bi Zeyd, merartu bi Zeydin. Zeyd'e uğradım. Bak orada kesre. Bir de fetha. Nerede fetha? Gayrimunsarif isimlerde. Ra'aytu merartu bi Ahmed'e. Bak orada fethadır cer alameti. Bir de ye. Öyle değil mi? Nerede bu? Tesniye ve cemide. Niye? Merartu bi reculeyni. Merartu bi muslimine. Bak bunlar gayet açık. Evet. Cezim alameti de 3 tane. Birisi harekenin hasfi. Yani sükun. Mesela yansurunun başına lem geldiği zaman lem yansur oluyor. Veya nunun hasfi. Mesela yansuraninin başına lem geldiği zaman lem yansura oluyor. Nun düşüyor. Bir de son harfin hasfi. Bu da Türklere göre olan. Kaç defadır söylüyoruz. Yahzu'nun başına lem geldiği zaman lem yahzu oluyor. Bu kadar. Bu bölümde bitti. Bu kadar. Ha, şimdi çok ağır bir bölüme geldik. Çok ağır bir bölüme geldik arkadaşlar. Bunu ben öncelikle anlatmalıyım. Sonra izah etmeliyiz. Yoksa bu iş yürümez. Sil bakalım tüm tahtayı. Bu önemli. İyiyim miyim? Biri yer, biri içer. Kıyamet ondan kopar demiş. Ben içtim, siz içemediniz. Ben de hasta oldum. Şimdi ya Allah ya Allah. Şimdi bir defa Câe Zeydün. Şimdi arkadaşlar Câe fiil. Öyle mi öyle değil mi? Câe fiil. Zeydün onun faili. Var mı bir itirazı olan? Peki irab alameti bunun üzerinde görülüyor mu görülmüyor mu? Görülüyor. Damme. Tenvin halinde görülüyor. İşte bu görülen ve gözle gördüğümüz irabın gözle görülecek şekilde olduğu kelimelere biz lafsi irab diyoruz. Görülüyor çünkü. Lafsi. Yani telaffuz ediyorsun yani. Câe Zeydün. Ra'aytu Zeydem. Merartu bi Zeydin. Hepsi görülüyor. Anladık mı bunu? Anlamayan var mı bunu? Yok. Ha. Şimdi güzel kardeşim, ikinci bir misal geliyor. Câe İsa. İsa geldi. Câe fiil. İsa onun faili. Nerede bizim damme? Ya eğer bir fiilin, bir ismin veya fiilin fark etmiyor. Yani sonundaki harf belli harfler olursa ki illet harfleri diyoruz. Bunu ezberleyeceksiniz. Elif, vaviye. Tamam mı? O zaman oradaki o irab işareti olan ötre görünemiyor. Anlatabildim mi? Niye? Yeğenin üzerinde ötre ağır gelir. Arapların kuralı bu. Onun için aslında orada var kabul edilir ötre. İşte biz buna takdiri irab diyoruz. Bugün öğrenmeniz gereken en önemli bir olay. Bu takdiri irab. Tamam mı? Yani ne demek? Biz irabı takdir ediyoruz. Anlatabildim mi? Yoksa yani var kabul ediyoruz. Yoksa buradaki gibi lafzi değil. Tamam.
Tamam mı? Lafsi bir irab değil. Ha, anladınız mı bunu da? Ha. Bir başka misal vereyim. Bu da enteresan misal. İza ca'et innema, anlatabildim mi? Fi bidayeti cümletin, ikinci cümleyi zikretmeyelim. İza olduğu zaman, caet geldiği zaman, innema edatı, dikkat edin, innema edatı, nereye? Fi bidayeti cümletin, bir cümlenin başına geldiği zaman, ifade edelim ikinci cümleyi, tüfidu el hasra, bunu beraattan okuyanlar bilir. Ben sizin için anlatmadım. Yani tahsis manasını ifade eder. Ona bırakın siz. Önemli olan şu cümle. Sadece şuraya kadar sizi ilgilendiriyor. Bakın, ca'e nedir? Fiildir. İnnema nedir? Onun failidir. İnnema geldiği zaman diyoruz. Ama innema bir harftir. Harflerin tamamı mebnidir. Mebni olan bir kelime sonunda irab işareti görünmez. Ama yeri itibariyle hangi çeşittendir? Merfudur. Çünkü faildir. Normalde yani onun yerine bir mureb kelime gelseydi merfu olacaktı. Fail ya. Anladınız mı bunu? İşte biz mebni kelimeler ve cümlelere de cümlede böyle irab gelecek şekildeki bir yere geldikleri zaman biz ona da mehallen mureb diyoruz. Anlatabildim mi? Mehallen. Mehalli irab diyoruz şuna. Mehalli irab. Yani yeri eğer mureb bir kelime gelse merfu olacaktı. Yani dammeli gelecekti. Veya vavlı gelecekti. Veya elifli gelecekti. Mehalli irab diyoruz. Şimdi anladık mı güzel kardeşler? Çok önemli bu üçünü ayırmaz. İrab'da talebelerin en çok zorluk çektiği konu bu. Yani problem çıkıyor. Kaçırdı işte bizim ağa. Bu çok güzel bir mevzu. Demek ki caezeydün dedik, lafız itibariyle irab dediğimiz işaret kelimenin sonunda telaffuz ediyoruz. Bak ağzımızdan çıkıyor. Ona lafzi irab diyoruz. Ama onun gibi mureb bir kelime, İsa geldi. Fakat yeğenin kendi özelliğinden dolayı damme üzerine gelemiyor. Ona da takdiri irab diyoruz. Üçüncüde ise mebni olan bir kelime geldi. Harf yani, innema. İnnema mebnidir, irab almaz. Ama yeri mureb olsaydı merfu olurdu. Biz de ona mahalli irab diyoruz. Yani mahallen merfu. Tamam mı? O kadar. Şimdi ne yapacağız? Hangi kelimeler takdiri irab gelir? Hangileri mahalli irab gelir? Bunları öğreneceğiz. Geriye kalanların tamamı ne olacak? Lafzı irab olacak. Yani bir şeyin aksini bildin mi? Doğrusunu da öğrenmiş olursun. Bu kadar. Çok basit bir mevzu. Yeter ki gayret edeyim. Çok güzel anlat. Yani böyle üç misal de aklıma geldi yani. Çok güzel. Örnekler bunlar. Demek ki takdiri irab neymiş? Lafız olarak görünmüyor. O Musa kelimesinde. Ama sonunda var kabul ediliyor. Sebebi nedir? O sondaki harfin problemi. Yeğenin problemi. Mesela arkadaşlar, fiil-i müzari'den de misal vereyim size. Gaza yahzu. Yahzu denmez. Çünkü vav'ın üzerinde damme çok ağır gelir. Orada sükun haline gelmiş. Takdiren merfudur. Yani takdiren.
Mahallen değil. Mahal o mebnilerde olur. Mahalli irab deyince mebni aklınıza gelecek. Ama takdiren irab deyince problemli harfler akla gelecek. Bu kadar. Evet. Şimdi 7 yerdeymiş bu. Anlatabildim mi? 7 yerde. Yani takdiri irab 7 yerde geliyor. 1. Sonunda elif olan harflerin tamamı. Anlatabildim mi? Takdiri. 3 halde de takdiri. Örneği ne? Asa gibi. Asa var ya asa. Şu. Asa. Tamam mı? Yani emleku asan. Yani bir asa, asa. Ca'el asa gelmez de mesela. Marartu bi asa. Hepsi de anlatır. Nedir? Bunlar takdiridir. Sonu elifse bir kelimenin. Biliyorsun o Musa'nın, İsa'nın sonundakine de elifi memdu şey diyorlar ona. Maksure. Yine elif yani. Elifi maksure. Y şeklinde gelen eliflere elifi maksure. Elif hemze şeklinde gelenlere elifi memdude. Normal bizim bu asanın sonu gibi gelenlere onlara da elifi elif diyoruz. Mesela Cenab-ı Hak şey nedir özür dilerim. Sorduğu zaman nedir bu senin elindeki ya Musa diyor. O da diyor ki ya asaye. O benim asamdır. Bak asaye. Ya mübde şeydir orada. Haberdir biliyorsun. Hiye mübdede asaye haberdir. Ama damme görünmüyor. Elif çünkü. Üç halinde de nedir? Takdiren bu demdir. Arkadaşlar bunu anladık mı? Evet. Şimdi eğer fiil olursa bu isimde tabii. O zaman yani sonu elifle bitenler için konuşuyoruz. Hem refi hali hem de nasb hali. Yani mesela cera. Bak iyi dikkat edin. Cera akmak demek. Cim, ra, ye şeklindeki elif. Cera. Anladın mı? Şimdi cera da yecri bak merfu halidir. Takdiri değil. Yecriyü değildir. Anlatabildim mi? Nasb hali nasıldır onun? Yecriyedir. Orada şey değil. Evet. Cezmi lafzidir. Niye? Sonu düşer. Değil mi? Son harf düşer orada. Evet. İkinci grup ise tesniye dışında mütekellim yasına muzaf yapılan kelimeler. Tesniye hariç. Bak önemli bu tesniye. Tesniyede durum farklı. Nun'un düşmesiyle oluyor orada. Orada lafzi. Mesela eğer cem-i müzekkerse, cem-i müzekker salimse sadece refi hali takdiri. Örnek verelim. Tamam mı? Ca'a ca'a muslihuye. Bak ca'a muslihuye. Muslihiyye mi yoksa? Refi hali şey nedir cem müzekkerde? Takdiri. Sadece refi hali takdiri. Diğerleri mesela ca'a muslihuye değilmiş. Muslihiyye şeklinde okuyacağız. Çok enteresan bir şey. Muslihiyye. Ca'ani müslimiyye. Bakın misal olarak kitap onu verir. Orada muslimuye demiyorsun. Yani o vav ye'ye dönüyor. Bunun sebebi de illet kaideleri. Ona girmiyoruz. Mühim olan onun takdiren murab olması. Ama cem-i müzekker dışında hepsi takdiri. Mesela gulami, ricali, müslimati. Gulami de biliyorsunuz. Gulami, ce'e gulami dediğinizde faildir, merfu olması lazım. Nerede merfu? Çünkü mütekellim yası. O ye var ya o geldi takdiren merfu. Ce'e ricali, adamlarım geldi. Cem-i müzekker yine takdiren merfu. Demek ki birinci yer müfretlerde. Anlatabildim mi? Sonu elifle biten müfret kelimelerde. İster fiil, ister değil mi? İsim. Fark etmiyor. İkincisi
yağının sonuna geldiği kelimedir. İster cem'i mükesser, anlatabildim mi? İster müfret. İşte ce'e gulami, yani kölem geldi. Evet. Üçüncüsü ne? Bu da çok enteresan bir şey. Vallahi bunu duymasanız da iyi olur ama anlatmasam da hiç iyi olmaz. Yani bakın ben bir misal vereyim size. Ondan sonra bizim Emre'den misal vereyim ki bol bol dava geçesiniz diye. Şimdi Emre'ye diyorum ki bana faile bir misal ver bakalım. O da hocam diyor ca'e Muhammeden. Yani çok basit bir şey bilmediği için şimdi artık her gördüğüm yerde ca'e Muhammeden diyorum ona. Gel bakalım ca'e Muhammeden diyorum. Anladınız mı bunu? Yani artık onun adı ca'e Muhammeden oluyor. Şimdi ben eta ca'e Muhammeden diyorum. Ca'e Muhammeden geldi diyorum içeriye. Şimdi orada ca'e Muhammeden artık o nasıl söylediyse onu hikaye ediyorum ben. Orada irab görünmüyor, takdiridir. Ca'e Muhammeden takdiren merfudur yani. Şimdi bir kadın varmış, beşer kadın böyle, anne, bir oğlu varmış. Ama hiç hayır getirmiyor. Anlatabildim mi? Hiç hayır getirmiyor. Arapçada çok meşhur bir olay bu. Ne zaman gitse ya komşunun canını diliyor, ya hayvanını öldürüyor, yani ya kuşunu çalıyor, bir şeyler yapıyor yani. Onun üzerine onun adına annesi terbete şerra demiş. Terbete demek koltuğunun altında sakladı. Şerran, şer saklıyor manasına. Bu bir cümle. Çocuğun adı terbete şerran kalıyor. Anlatabildim mi? Şimdi sen fiil fail yapsan teebbete şerrayı nasıl kullanacaksın? Ca'e teebbete şerran. Dolayısıyla onun sonu merfu olmaz, damme gelmez ona. O nasılsa öyle hikaye ediyorsun. Burayı anladınız mı? İşte buna irab-ı mahki diyorlar. Yani hikaye edilen irab. Aslında öyle değil ama adı o. Değiştiremezsin onu. Teebbete şerran, teebbete şerran. Bu meşhur bir misaldir. Evet. Yeter. Yani daha fazla gerek yok. Dördüncüsü, bu da takdiri irab. Bu da çok enteresan. Bir önceki harf kesreli olmak şartıyla sonu ya ile biten bütün kelimeler. Mesela yani bura mesela el-kadî. Kadî nedir? Sondan bir evvelki harf kesredir. Sonu da ye ile bitmektedir. Bunun ref'i ve cerri takdiridir. Ce'el-kadî. Bakın. Kadiyü denmez. Ra'eytü kadiyen. Nasb hali lapsidir. Ama merartu bi kadim. Eğer nekre ise son harf gider. Eğer eliflamlıysa merartu bi kadî. Yani sonu ye ile biten bütün kelimelerde nasb hali hariç hep takdiri irab var. Oldu mu? Bu da önemli. Bu da önemli. Evet. Aynı şey fiilde de öyle. Orada da sadece refi hali. Mesela yermi. Şimdi rama attı. Yermi, yermiyü denmez. Takdiren merfudur denir. Zaten bunu okuyacağız, bitireceğiz bugün dersi. Benim basit bir işim var. Şimdi beşincisi de sonu daha önceki harf damme ile biten bütün fiiller. Mesela yagzu. Bak vavla bitiyor. Bir yani vavdan önceki harf damme ile biten ve sonu vav olan bütün fiiller. Eksik söyledim. Mesela yahzu. Dikkat ederseniz vav'dan önceki harf nedir? Z. Dammedir. E orada vav yahzu olmaz. Takdiren merfudur. Benim kanaatim sizin için çok güzeldir.
Evet. Şimdi bir başkası, bir başkası, bir başkası. Yani aslında bu kadar yeter. Çok böyle ayrıntıya girmeyelim. Mehallide kalalım. Oldu mu? Yarın da, yani bir önümüzdeki haftada tekrar ederiz. Hepsini yeniden teyit ederiz, pekiştiririz. Çünkü bu ders önemli ama biraz zor ders. Anlatabildim mi? Oldu mu? Benim de bugün bir başka işim var. Oldu mu? Böylece işi bitirmiş oluruz. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a.